Deprem sonrasında depremden birinci derecede etkilenenlerin de hayatta kalan herkesinde yani bölgede yaşayan ve uzakta olan herkesinde suçluluk hissetmesi beklenen bir şeydir. Bizim hayatta kalma suçluluğu olarak tanımladığımız bir suçluluk duygusu da vardır. Sadece hayatta kalmış olmak, depremde ölmemiş olmak bile bu suçluluk duygusunu hissetmek için yeterlidir. Ki deprem bölgesinden birinci derecede etkilenmeyenler, uzakta olanlar sıcacık yuvalarında olmaktan nefes alıyor olmaktan, bir bardak su içiyor olmaktan, çocuklarına, yakınlarına sarılabiliyor olmaktan suçluluk hissedebilirler. Çünkü bölgedekiler sarılamıyorlar, paylaşamıyorlar, sağlıklı bir yudum su içmekte zorlanıyorlar. O nedenle bu duygular beklenen duygular, olabilecek duygular. Bunlarla baş edebilmek için de hem birazcık zamana ihtiyaç var hem de belki bu yardım çabaları biraz da o suçluluk duygusuyla ilgili bir şey. O suçluluk duygusunu dindirebilmek için bölgeye biraz daha fazla belki destek için çaba göstermek bu duyguları rahatlatabilir.